Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar 3-9 Ağustos haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, dolunay haftasındayız. Hemen haftanın başında 3 Ağustos'ta e, Kova burcunda ilerleyen ay akşam 18.58'de Aslan burcundaki Güneş'in karşısına geçiyor ve 11 derece Kova burcunda dolunay meydana geliyor. Hafta boyunca aslında bu dolunay enerjinin etkisinde kalacağız. Dolunaylar farkındalık dönemleridir. Gizli olan bir şeylerin aşağı çıktığı bazı dönüşümlerle, değişimlerle karşılaştığımız dönemlerdir. 6. evinizdeki bir dolunay genel sağlığınızla ilgili konulara işaret ediyor aslında. Ee, burada ruhsal, bedensel, zihinsel sağlıkla ilgili bazı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ee, kendinize ilgilenmeniz gereken bir dönem. Özellikle kova tansiyon, dolaşım sistemi benzeri sağlık sorunlarını daha fazla tetikleyebilir. Kalp ve e, kronik sorunlara da dikkat etmek lazım özellikle. E, ve herhangi bir e, problemle karşılaştığınızda e, bunun şifalanması için, sorununuzun çözümü için de belki ki arayışlar gündeme gelebilir. Yanınızda çalışan kişiler, hizmet aldığınız kişilerle ilgili değişimler olabilir. Yardımcılarınızla ilgili özellikle ya da beslediğiniz evcil hayvanlarla ilgili de çok fazla gündeminiz olabilir. Hatta belki bu dolunay size bir evcil hayvan getirecek. Bu da olabilir. İşiniz, mesleğiniz, çalışmalarınız, günlük hayatınız, tüm bu alanlarda bazı önemli kararlar vermeniz, farkındalıklar yaşamız, yaşamanız, dönüşümlerle karşılaşmanız da mümkün görünüyor ve hafta boyunca bu Dolunay enerjileri devam edecektir. Evet, bu hafta önemli gezegen değişimlerimiz var. Öncelikle sizin gezegeniniz Merkür 5 Ağustos'ta uzun süredir hareket ettiği yengeçten ayrılacak, Aslan'a geçecek. ve 20 Ağustos'a kadar Merkür Aslan'da olacak, 12. evinizde olacak. Biraz daha iç dünyanıza yönelebileceğiniz, biraz dinlenebileceğiniz bir dönem. Kendinize ilgili önemli farkındalıklar kazanabilirsiniz. Belki gizli olan bir şeyleri de fark edeceksiniz, öğreneceksiniz. Ee, yalnız kalarak bir şeylere çal çalışabilirsiniz. Örneğin hazırlıklar yapabilirsiniz. Konsantrasyonunuz olabilir. Ya da bilinçaltınıza yönelik şifa çalışmaları yapabilirsiniz. Terapiler gibi örneğin. Ya da sağlığınızla ilgili bazı uygulamalar yapabilirsiniz. Tüm bunlar için burada Merkür 20 Ağustos'a kadar sizi destekleyecek. Bir diğer önemli gelişme 7 Ağustos'ta Venüs artık ikizlerden ayrılıyor ve Yengeç Burcu'na geçiyor. Biliyorsunuz yaz boyunca Venüs retroda yaptığı için uzun süre ikizlerde hareket etti. Şimdi Yengeç Burcu'na geçecek. 7 Ağustos'tan itibaren 6 Eylül'e kadar bir ay boyunca Venüs'ü Yengeç Burcu'nda misafir edeceğiz ve 11. evinizde olacak. Bu sizin için aslında güzel bir geçiş olacak. Bu dönemde en azından şöyle bir daha fazla eğlenme, işte arkadaşlarla biraz daha birlikte olma, sosyalleşme imkanı bulabilirsiniz. Ee, aileyle de birlikte olsa hani toplantılar, kutlamalar, belki düğün törenleri, nişan törenleri ve benzeri olaylara katılabilirsiniz. Ee, Tabii ki aşk hayatı ve hani romantik konularda ya da çocuklarla ilgili konularda da Venüs'ün burada daha iyicil etkileri altında kalabilirsiniz sevgili başaklar. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir hafta dilerim. Hoşçakalın.